Merhaba Akademi Direksiyonu'nun değerli takipçileri. Bu videomuzda sizin için Bayrampaşa sınav parkurunu yorumlayacağız. Bugün yanımızda ekstradan Ömer hocamız var. Ömer Mesut Altınay, kendisi de uzman bir öğreticidir. Ve bize Rıdvan hocamız eşlik edecek, Rıdvan Atçı. O da uzman öğreticilerimizden. Bugün 3 kişi sınav alanını yorumlayacağız. Çünkü üçümüzün de çok iyi bildiği, yakından tanıdığı bir sınav alanındayız. Bunun için de size çok çok net şeyler, ipucular vereceğiz. Şimdi sözü ben Ömer hocama bırakacağım. Ömer hocam, şimdi başlangıç alanındayız. Öğrencilerimiz sınava girecek. Şimdi yapmaları gerekenler nedir? Öncelikle merhabalar. Şimdi sınava başlamadan önce kursiyerlerden bazı şeyler isteniyor. Bunlardan biri kaputun tanıtılması, bagajın tanıtılması ve dört lastiğin havasının kontrol edilmesi. Bununla birlikte araç içinde tanıtılması gereken bazı konsollar var. Konsoldan kastım mesela silecek kolu, sinyal kolu, dörtlü flaşörler, bununla birlikte el freni, vites, debriyajın frenin yeri, değil mi? Evet, doğru. Şimdi Rıdvan hocam, bir tümsekten geçiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor bu tümsekte? Özellikle bu parkurda eğer trafiğin yoğunluğuna göre kendimizi ayarlamamız gerekiyor. Tabii ki yol akıcı bir şekildeyse ayağımızı gazdan çekiyoruz, hafifçe frene dokunuyoruz ve kasisi geçtikten sonra tekrardan gaza basabiliriz. Ancak trafik yoğunsa fren yaptıktan sonra debriyaja basıp vitesimizi bire düşürmeyi unutmuyoruz. Aynı şekilde bu kasiste de öyle. Viteslerinizi kesinlikle 2'den 1'e düşürmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, altın kural o zaman nedir? Durduğumuz zaman vites 2'de ise muhakkak 1'e düşürmemiz gerekiyor. Bunlar püf noktaları. Bu püf noktaları sakın unutmayın. Şimdi Ömer hocam, sınav alanı biraz kalabalık. Burada ne öneriyorsunuz öğrencilerimize? Burada öncelikle yavaş olmalarını öneriyorum ve kesinlikle ayna kontrollerini muhakkak yapmaları gerekiyor ve takip mesafeleri çok dikkat edilmeli takip mesafelerine. Yani çok yakın olmaları onlar için çok büyük tehlike olacaktır. Bu şekilde hocam. Rıdvan hocam, yaya geçidi. Evet, özellikle bir okul önü burası. Sağda gördüğünüz gibi geçtiğimiz yerde tırlardan göremedik ama orada okul tabelası da var. Okul önü olduğu için özellikle orada çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bir yaya gördüğünüz zaman, bu sınavda, eğitimde, hatta ehliyetinizi aldıktan sonra bir yaya geçidi gördüğünüz zaman öncelik her zaman yayanındır arkadaşlar. Tabii dikkatli bir şekilde yavaşlayıp durmakta fayda var. Tabii ki çevre kontrolü yaparak. Ama yayalarımızın önceliği var her zaman. Ömer hocam, biraz virajlı bir yol. Öğrencilerimiz ne yapmalı burada? Burada en çok dikkat edilmesi gereken yer viraja girdikleri zaman virajın çıkış noktalarına bakmaları gerekiyor. Ve burada viraja girmeden önce hafif de olsa gazı kesmeleri lazım. Aynı zamanda bazı öğrenciler var. Çukur gördükleri zaman çukurdan kaçmaya çalışıyorlar. Bazen virajda da yapabiliyorlar bunları. Çukura odaklanırsanız eğer bazı virajlarda şeritten çıkabilirsiniz. Bunlara muhakkak dikkat edin çok arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz Ömer hocam. Rica Şimdi ederim. Ani fren alanına geldik. Hı-hı. Buradaki olayımız nedir Rıdvan Bey? Ani frendeki olayımız şudur. Yolda seyir halindesiniz. Araç sürüyorsunuz. Önünüze aniden bir araç çıktı. Ya da sadece araç olarak nitelendirmeyelim bunu. Bir hayvan çıktı, bir çocuk çıktı. Buradaki sizin ani vereceğiniz tepkiyi ölçüyorlar. Yani örnek verdiğimiz zaman önünüze bir çocuk atladı ve siz burada yapmanız gereken tek şey frene sonuna kadar basmak ve arabayı durdurmak. Sınavdaki kuralı söyleyeyim size. Burada başta bir sarı çizgi var. Orada durduk. Durduktan sonra vitesimizi 2'den 1'e aldık. 30 km hıza ulaşacağız. 30 km hıza ulaştıktan sonra komisyon üyemiz zaten size fren yapın deyince birden hızlıca freninizi yapacaksınız. Bakın, her parkurdan çıkarken sinyallerinizi vermeyi ve tek şerit geçmeye özen gösterin. Tabii kesinlikle sinyallere çok dikkat edin. Bol bol şeritlerden geçerken de, dönüşlerde, parkur çıkışlarında her yerde sinyalinizi kullanın arkadaşlar. Şimdi geri geri parkuruna gireceğiz. Ömer hocam, geri geri parkuruna nasıl girmeliyiz? En başta dikkat etmemiz gereken şey sinyal tabii ki de. Sinyalimizi verdik. Bu şekilde şeritten içeri doğru girdik. Öndeki taralı bölgeye basmadan aracımızı durdurmamız gerekiyor. Durduktan hemen sonrasında dörtlerimizi yakıp geri vitesi aldıktan sonra yavaş yavaş geri gelmek kalıyor.
Bunları yaparken sağ, sol ve ikiz aynalarını kontrol etmemiz gerekiyor. Olabildiğince yavaş, olabildiğince yavaş, çok hızlanmadan. Burada kontrol elden gidebilir. Direksiyon açıları çok yavaş olması gerekiyor. Ve arkadaki sarı çizgiyi çok iyi takip etmeleri gerekiyor öğrencilerin. Örneğiniz, bakın, sarı çizgiye basmadan durduk ve tekrar sol sinyali verip yavaş yavaş yola bağlanıyorlar. Bu arada aracımızı kullanan da Ömer hocamız. Size çekimleri yaparken kendisi gayet deneyimli, uzun yıllar direksiyon usta öğreticiliği yapmış bu birisi. Bu parkurda da çok tecrübeli. Evet, bu parkurdaki en eski hocalardan bir tanesi. Şimdi Rıdvan hocam, sizin geri geri parkla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı adaylarımıza? Söylemek istediğim şu var. Öncelikle ilk giriş noktalarına çok dikkat edin arkadaşlar. Aracınızı ne kadar düz, yani şeritlerin içinde paralel bırakırsanız geri geri giderken o kadar rahat edersiniz. Ama aracınızı biraz da olsa yamuk bırakırsanız geri geri giderken, sınavda özellikle tabii ki, bunun sıkıntısını çekersiniz. Bakın, videoda gördüğünüz gibi tam şeridin ortasında paralel bir şekilde durduk. Geri vitesimize taktık ve burada artık bu saatten sonra direksiyonla hiç oynamamıza gerek kalmıyor zaten. Bu da sınavı kolaylaştıracak bir husus aslında. Şimdi adayımız yavaş yavaş geliyor. Farklı bir açımız var mı bakacağım. Eğer yoksa tekrar sinyalimizi verip akan trafikte devam edeceğiz. Ama bir açımız daha var. Bol açılı yaptık. Çünkü her açıdan görüp nasıl geri geri gittiğinizi görmenizi istiyoruz açıkçası. Tek açı olarak ya da aracın içinden çekip tek bir noktaya mahkum etmek istemedik sizi. Şimdi Ömer hocam, geri geri parkuru en kolaylardan bir tanesi galiba, doğru mudur? Aslında hocam evet doğru, ancak şöyle bir şey var, kolay olduğu kadar zorlukları da var. Rıdvan hocam az önce bahsetti. En başta girişte eğer araç kaldırıma paralel olmazsa ve herhangi bir çizgiye, sağdaki soldaki çizgiye paralel olmazsa, bu iş kursiyerlerimiz için çok zor olabilir. Öncelikle arabayı düzeltmeleri gerekir. Bir de hocam, geri geri gelirken direksiyon açılarıyla çok oynamamaları lazım hocam, değil mi? Hocam minimum seviyede, tabii ki de minimum seviyede direksiyon kontrolü olması lazım. Direksiyon kontrolü aslında çok fazla olması lazım ama açıları çok ufak olması lazım. Aksi takdirde araba yılan gibi olacaktır. Yani bir sağa bir sola, bir sağa bir sola gidecektir. Rıdvan hocam, sizin de söylemek istediğiniz şeyler var mı? Geri geri de sıkça yapılan hatalardan bir tanesi de geri geri giderken yörüngelerini öne bakarak sağlamaya çalışıyor kursiyerler. Arkadaşlar, geri geri giderken sadece aynalara konsantre olun. Sadece aynalardan yön vermeye çalışın araca. Şimdi Ömer hocam, teşekkür ederim Rıdvan hocam. Şurada bir yola bağlanış var, görüyorsunuz değil mi? Evet. En tedirgin olduğunuz yerler eğitimciler olarak. Evet, evet. Orada ne öneriyorsunuz öğrencimize? Hocam burada muhakkak ilk öncelikle kendi yollarına bakmayı, ardından sağ tarafı muhakkak ciddi bir kontrol edip oraya geçmelerini öneriyorum ben. Şimdi Ömer hocam, siz parkı yapacaksınız bize arabanın içinden. Evet. Buradan da anlatmanızı rica ediyorum. Hocam şimdi dörtlerimi yaktım. Tam sağ çevirdim direksiyonu. Sağ aynamı aşağı indirdikten sonra yavaş yavaş geri gelmeye başladım. Burada hem sağ hem sol aynayı kontrol ediyorum. Yani burada birkaç taktik var. Ben şu an sol aynadan bakacağım. Sol arka duvayı görünce sol aynamda durduracağım arabayı. Ve sonrasında tam sağ yapıp yavaş yavaş geri geleceğim. Bunları yaparken tüm aynalarımı kontrol ediyorum ama. Kör noktada duba kalabilir. Bunu sol aynanızdan görebilirsiniz. Yani sağ taraftan göremeyebilirsiniz. Sol aynadan yakınınızı kontrol edebilirsiniz. Şimdi de büyük bir ihtimal açı kurtarmayacak. Az da olsa sağlı ileri gidebilirim. Evet. Lastiğimi komple içeriye alabilmek için, sarı çizginin içine alabilmek için hafifçe sağlı ileri gittim. Çünkü birkaç farklı açıdan yaptık. Öğrencilerimiz evet, hep aynı hizadan yapamayabilir. Hani her farklı pozisyonu çektik burada. Evet. Rıdvan hocam, siz de bize paralel parkla ilgili görüşlerinizi sunarsanız seviniriz. Tabii ki. İlk yanaştıktan sonra burada sağ arka camın, özellikle hatchback arabalarda sağ arka camın sonunda küçük bir yazı vardır. Özellikle bu parkurda ve çoğu parkurda bu taktiği öğretir size öğreticileriniz. Burada bir su şişesi var, dikkatinizi çektiyse. Sınavda burada numaralar oluyor. Kafanızı şoför koltuğundan çevirdiğiniz zaman o sağ arkadaki camın sonundaki yazıyla o su şişesini kesiştiriyorsunuz. Ardından Ömer hocamın dediği gibi ayna ayarınızı yapıyorsunuz. Ve direksiyonu tam sağa kırdıktan sonra yavaş yavaş geri gelmeye başlıyorsunuz. Hiç aceleniz yok arkadaşlar sınavda. Yavaş yavaş gelin, olabildiğince kontrollü gelin. İki aynanızı da kontrol edin.
Orada size eğitimlerde zaten hocalarınız öğretecektir. Belli başlı kesişim noktaları var. O kesişim noktalarını yerine getirdikten sonra ikinci hamlenize başlayın. Yani direksiyonunuzu tam sola kırın ve yavaş yavaş gelin. Özellikle yavaş yavaş gelmeye dikkat edin. Çünkü çok önemli bir husustur paralel park. Bir santim bile açıyı kaybederseniz kaldırıma çarpma ihtimaliniz var. Veyahut da şeridin dışında, yani sarı çizginin dışında kalma ihtimaliniz var. O yüzden sıkça burada başarısız sınavlar gerçekleştiriyor adaylar. Burada çok dikkat edin. Yavaş yavaş gelin. İki aynanızı kontrol edin. Arka dubaları da kontrol edin. Çünkü arka dubalara değdiğiniz anda da parkınız iptal olacaktır. Ve bakın, açıları kesiştirdikten sonra öne almaya gerek kalmadan bile sınavınız bitiyor aslında. Ama öne de alabilirsiniz. Bol bol dikkat edin aynalarınıza. Evet, biz çok farklı açılardan birkaç defa paralel farkı size gösteriyoruz. Bakın, az önce bahsettiğimiz buydu. Bakın, hocanın gözlerine bakın. Tam su şişesi ve ortada bir yazı var. Kesişim noktası tam burasıydı. Burada tam sağa kırdı. Aynası da yerde, en başta ayarlamıştı zaten. Bak, iki aynasını birden kontrol ediyor Ömer hocamız. Tabii aracın dışından bu kesişim noktalarını biz göremiyoruz ama eğitimlerde bunu size öğretecekler tabii ki. Hocam, burada bir de iç manevralar var. Yani parkı yaparken bize 3 manevra sunuluyor sınavda. Hı hı. Ya bir tek manevrada yapmak çok zor olabiliyor bazen. Yani ikinci, üçüncü manevradan kaçmamak gerekiyor. Yeri geldiği zaman belki açımızı kaybedebiliriz. Yani ya da erkenden durup tam tersine direksiyonu çevirip parkı bitirmeye de yönelebiliriz. Bence bu değil. Tek seferde yapmak çok büyük bir şey değil aslında. Önemli olan bu parkı başarılı bir şekilde yapmak. Yani iki manevrada olur, üç manevrada olur. Üçü geçmeyecek şekilde park yapılsın. Bir problem olacağını düşünmüyorum ben. Zaten yönetmelik şu hamleyi bir kere sayıyor. Geri geri gelmeyi. Evet. Geri geri geldikten sonra içeri iki kere hareket edebiliyorsunuz. Komiler arasında iki. Aynen, bunu sonuna kadar kullanabilirsiniz. Ehliyetinizde kaç defa da geçtiniz yazmayacak neticede. Onun için iki manevranızı da kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, bu da son açınız büyük ihtimalle. Farklı farklı açılardan çektik daha detaylı olsun. Yani şu lastiğin açısı bile aslında sınavdan geçmenize yeterli olacaktır. Çizgiye hafif temas etse bile geçer. Yani. Şimdi akan trafiğe tekrar geçtik. Ömer hocam, bu sürede size bir şey soracağım diğer parkura kadar. Araçlarda öğrencilerimiz ehliyet alıyor. Sertifikalarını ehliyete çeviriyor. Sizce bu yeterli midir trafiğe çıkması için? Hocam, kesinlikle yeterli değil. Ancak şöyle bir durum varsa yeterli değil. Hiç daha önce direksiyon başına geçmedilerse veya ciddi anlamda sınavı geçtikten sonra ciddi anlamda hala korkuları varsa, bir araca trafiğe karşı korkuları varsa, muhakkak özel direksiyon dersi, yani profesyonel destek almalılar. Bunu da İstanbul'un tek kurumsal firması olan akademi direksiyonları almalarını öneriyoruz tabii değil ki, mi Ömer hocam? Tabii ki. Başka bununla ilgili videonun sonunda size bilgiler vereceğiz. Ama şu an sadece sınavı geçmenize odaklandık. Sınavı geçtiğinizi belirten son noktaya geldiğinizde size bunlarla ilgili, özel eğitimlerle ilgili bilgi vereceğiz. Şimdi döndüğümüz virajı da konuşalım bu parkurla ilgili. Aslında kolay bir parkur bu. İstanbul'un en kolay parkurlarından bir tanesi. Ama az önceki virajda birazcık dar bir viraj bu. Bulunduğunuz şeridi mümkün olduğunca ortalayın. Ve özellikle sınavda kalabalık olduğu için iki araç birlikte girebilirsiniz buraya. Ve önünüzde illaki biri durmuş, stop etmiş olabilir. Durduğunuzda vitesinizi bire düşürmeyi unutmayın. Bunu sık sık söylüyoruz. Her videomuzda söylüyoruz. Çünkü en çok yapılan hatalardan bir tanesi bu. O viraja birazcık dikkatli girin. Yavaş girin. Olabildiğince önünüzü görün. Eğer trafik devam ediyorsa siz de hafif gazla devam edebilirsiniz. Ama trafik durmuşsa mutlaka eliniz vitese gitsin ve vitesinizi 2'den 1'e düşürün. Şimdi sanırım L Park'a doğru mu gidiyoruz? L Park'ımızı yapacağız. Bu da önemli bir parkurumuz sınav içerisinde. Bunu yaparken yapmamız gerekenleri şimdi parkura girdiğimizde Ömer hocamla Rıdvan hocam size net bir şekilde anlatacak. Aslında püf noktalar vereceğiz. Bunları dikkatli dinlemenizi size öneriyorum. Şimdi hocam, sağ sinyalle girdik buraya. Çizgilere kesinlikle temas etmiyoruz öncelikle. Şimdi sağ tarafta bölmeler var zaten. L Park bölmeleri. Buraya girdik. Dörtlerimizi açtık bu şekilde. Direksiyonumuzu tam sağa kırarak yavaş yavaş geri geliyoruz. Tabii bundan önce
yapılması gereken bazı hizalar var. Az önce Rıdvan hocamız da bahsetti. Önde bir kelebek cam var. Kelebek camı ben orada Dubai'ye hizaladım. Bu şekilde yaptım bu ölçüyü. Onun açısı da gelecek hocam bir sonraki videoda, evet. Bu arada. Hocam aslında tamamen bu. Yani çizgilere kesinlikle temas etmiyoruz. Bakın tam bu açıda gördüğünüz gibi. Tam kelebek camının orada durdurdu. Evet, bu şekilde. Baktığım zaman şu an kelebek camından bu Dubai'yi görebiliyorum. Ya bu Dubai'yi burada görmek yeterli oluyor. Ardından tam sağ yapıp yavaş yavaş geri geliyorum. Ve sadece sağ sol aynama bakıyorum. Burada iki çizgiye paralel olduktan sonra direksiyonumu iki tur düzeltiyorum. Ve düz bir şekilde arkadaki Dubai'ye çizgiye temas etmeden arabayı durduruyorum. Zaten aynadan anlayamıyorsanız aracın paralel olduğunu, karşıya bakabilirsiniz. Karşıdan evet. Da bu paralelde. Yani sağlama olarak bunu da kullanabilirsiniz. Paralel olduktan sonra bir metre daha geri geliyorsunuz. Yine kontrollü bir şekilde, çünkü arkada da dubalar var. Arkadaki dubaları temas ettiğiniz anda sınavınız başarısız olacaktır. Bunlara da çok dikkat edin. Ama burada paralel parka göre Dubai hizamız biraz daha uzak. Yani paralel parkta daha yakın, bir insan geçecek şekilde bir duruş sergiliyorduk. Burada biraz daha geniş açıdan dönüyoruz. Çünkü aynalardan kontrol etmemiz gerekiyor. Ve arkayı önce soktuğumuz için daha geniş açıdan dönmemiz daha mantıklı olacak. Şimdi dediğiniz şeyi gördüm Rıdvan hocam. Tam karşıya duvara baktığında dümdüz duruyoruz değil mi? Evet. Buradan da fark ediliyor. Evet. Şimdi toparlayacağız. 1,5 tur döndürüyoruz direksiyonumuzu. Duvalara çarpmadan yavaş yavaş geri geliyoruz. Hocam bu 1,5 tur mudur, 2 tur mudur? Bu da sıkça hocalar arasında tartışılan bir konudur aslında. 1,5 tur diye yaptırıyordum Ömer hocam ben ama. Evet, en başta aslında nasıl söylerseniz, nasıl öğretirseniz öyle gidiyor diyorlar ya. Bu da öyle aslında. Armayı veya direksiyonu... Alttaki büyük, şey. Evet, değil. Alttaki yazı da olabilir. Ya da üstteki en büyük boşluk iki kere üste gelecek şekilde düzenlediğiniz zaman direksiyon dümdüz olmuş oluyor. Kimileri buna 1,5 tur diyor. Gerçi 1,5 tur evet. Kimileri de 2 tur diyor. Ben 1,5 tur olarak hep öğrettim, bunu söyleyeyim size. Ben de 2 tur olarak öğrettim bu arada. Çünkü 1,5 birazcık askıda kalan bir rakam. Ama hocam orada bir yarım çevirip bir de tam çeviriyoruz aslında. Tabii ki. Bunu ama bir onlar, alanda denemek lazım ama sizinle. Ama onlar 2 kere görüyorlar bunu. Biz 1,5 tur olarak biliyoruz o direksiyonun açısının o kadar döndüğünü. Ama kursiyerler bunu ilk başta algılayamıyorlar. 1,5 kolaya kaçırıyor aslında. 1,5 dedikten sonra muhakkak o armanın dönüşünü ya da belli arabalarda direksiyonun alt kısmında delikler var. Onların dönüşünü sayıp evet. Yaptırıyoruz. Hani zaten 1,5 tur hesaplayamıyor öğrenciler genelde. Ama tabii. Aslında evet, doğru bir bakış açısı bu sizin söylediğiniz. Hepimiz farklı öğretiyoruz. Onun için ne kadar fazla hocayla çalışırsa öğrenciler o kadar çok şey öğrenir. Mesela üçümüzden tek bir kişiyle çıksa 2 tur olarak düşünecek ama Rıdvan Hoca'dan sonra benimle çıksa ben ona farklı bir yöntem öğreteceğim. Ömer Hoca ile çıksa o daha farklı bir yöntem öğretecek. Onun için sürücü kurslarında hep tek hoca istiyorsunuz. Yalnız ufak bir detay verelim. Çok hoca görmek her zaman daha iyidir. Daha çok yöntem öğrenirsiniz. Tabii ki daha farklı şeyler katar size. Yani daha farklı anlatım biçimi vardır. Çünkü sınavda yanınızda farklı komisyon görevlileri olacak. Farklı şeyler gösterecekler size. Yani farklı insanlara alışmak aslında bir nevi sınava alıştırmadır size arkadaşlar. O yüzden tek hocaya bağlı kalmayın kesinlikle. Evet, bu da son açılarımızdan bir tanesi. Sinyalimizi verdik. Çıkışta özellikle sinyallere dikkat edin. Hocam sinyalle beraber bir de ön tarafta dubalar oluyor. Bunlara da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Dubalara ufak bir temas olsa bile sınavdan kalmalarına sebep olabilir. Sağ sol dubaların haricinde öndeki dubalardan bahsediyorum. Tabii. Dubaları biz duvar olarak da görebiliriz aslında. Zaten duba koymasalar bile sınavda tam çıkarken önlerinde sarı ve uzun bir çizgi var. Evet. Ya, kesinlikle o çizgiye, duba olmasa bile çizgiye temas etmememiz gerekiyor. Çünkü önümüzde bir araba olabilir. Kavşuk olabilir. Bir engel olarak aynen, çok iyi. Araç, duvar vesaire bir engel var. O engele sürtmeden oradan çıkış yapmamız gerekiyor. Sinyallerinizi de unutmayın tabii ki. Şimdi burada bir dur kalk alanımız var. Amatörlerden çok vakit bulamadık ama yine ayırdık sizin için. Farklı açılardan çektik bunu. Evet, Ömer hocam anlatsın burayı da. Hocam burada yanaşırken sinyale muhakkak dikkat edelim. Çünkü dur kalkta evet çok dik bir yokuş değil. Kalkış genelde yapılabiliyor. Yani çok stopla karşılaşılmıyor bu yokuşta. Burada aslında dikkat etmemiz gereken en büyük husus sinyaller.
ve çıkarken muhakkak sol aynaya bakalım. Çıkarken de direksiyonu böyle çok fazla çevirmeye gerek yok. Yani birden böyle iki şerit atlar gibi ya da şeridi taşıyacak kadar direksiyonu çevirmek çok doğru olmuyor. Yani kendi şeridimizde kalmalıyız çıktığımız zaman aynı bu şekilde. Tabii sınavda özellikle geriye kaydırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Durduğunuz zaman aracı geriye kaydırmadan kalkış yapabilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda stop da ettirmemeniz gerekiyor. Peki sınavda bir kere stop hakkımız var mıdır hocalar? Var. Var. Evet. Sarı hilal olduğu için bir kere stop ettik Ömer hocam. İkincisinde edersek sınavdan kalırız. Değil mi? Evet hocam. İkincisinde maalesef ki kalmış oluyoruz. Yani bize bir hak tanıyorlar bununla ilgili. Evet. Şimdi Ömer hocamız bütün parkuru tamamladı sizler için. Artık çok büyük bir hata yapmazsa başlangıç alanına doğru gidecek ve sınavı başarılı sayılacak. Tabii bu vizyonun sonunda başarılı olduğunu varsayıyoruz. Biz çektik çünkü başarılı. Onun için size ufak bir bilgilendirme vereceğim videonun sonuna doğru giderken. Akademi Direksiyon 2 senedir hem ehliyet hem de özel direksiyon alanında eğitim veren bir kurumdur. Tamamen kurumsal bir kurumdur. Her zaman bir muhatabınızı bulabileceğiniz kaliteli ekibiyle sizlerin hizmetinizde. Eğer İstanbul'un hangi ilçesinde olursanız olun, şu an sınavdasınız ve sınavı başarıyla tamamladınız, kontağı kapattınız. İlk işiniz Instagram'dan bize ulaşmak olsun özel direksiyon eğitimi için. Çünkü ehliyet alırken aldığınız eğitim sizin akan trafikte araba kullanmanıza yeterli olmayacaktır. Bunun için özel profesyonel ileri sürüş teknikleri eğitimi almanız gerekiyor. Bunu da İstanbul'da kurumsal olarak veren ilk ve tek firma, kurum biziz. Sizlere bu konuda yardımcı olabiliriz. Birçok yüzlerce insana, birçok insana yardımcı olduğumuz gibi sizlere de yardımcı olabiliriz. İstanbul'un hangi ilçesinde olursanız olun, bize Instagram'dan ulaşın. Konum hizmetimiz mevcut. Hocalarımız gelip sizi konumunuzdan alıp eğitimi tamamladıktan sonra da konumunuza bıraksın. Ayrıca özel direksiyon dersiyle ilgili vermek istediğiniz bilgi var mı hocalarım? Evet, benim var Didem hocam. Yani öncelikle özel direksiyon derslerinde şöyle oluyor. Halk ağzında, yani şehir efsanesi diyorlar ya, yani ne gerek var o kadar para vermeye, gel ben sana öğretirim işte veya araba kiralarız, şunu yaparız, bunu yaparız diyen çevremizde insanlar oluyor. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Şimdi bir araç kiralarsanız eğer, ya Allah göstermesin bir kaza olursa, bir aracın bir farı nereden baksanız en düşüğü 3000 lira 4000 lira. Yani ben bu kazaya gitmeyin derim. Göz göre göre bu kazaya doğru gitmeyin. Bize gelin. Biz elimizden geldiğince size direksiyon açılarını, pedal geçişlerini, pedal hassasiyetlerini, ayna kullanımını taktiksel olarak, yani tam anlamıyla öğretmeye hazırız. Evet, videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi takalım.